Selamlar. Tekken'in hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Final olmasını umduğum bir bölüm. Bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Naga sen onu nasıl durduracaksın ya?全てを終わらせる。 Savaşın uzaya kadar yolu var belli. Hadi bakalım. Kan kazanıyor. Oo, güzel tuttum. Hayda. Yine kaçıyor ya bu. İzin no ore ni wa todoite ita kamoshirena. Dana. İma no ore ni wa. Oku uyoban. Koko de sebete o owarasete yaro. Şimdi bu da kesin.
Kara delik fırlattı. Ne kadar büyümüşsün oğlum diyor. Ana. Demo, mada tarinai da. Motto tsuyoku naranai to. Ore wa sonzai shite iru imi ga nai. Anata wa yasashii. Daha fazla güçlenmesem varlığın bir manası olmayacak. Bunun koto wa atomashi ni shite kita no ne. Demo, sore ga dareka o kanashimaseru koto mo aru to. あなたは知っているはず。風間の拳は大事な人の思いを守るためのもの。自分自身も守るべき大事な命だって忘れないで。 生きたいと思っていいのか? Kazama'nın力は命を育み、魔を清め払う。その力であなた自身とカズヤさんを救ってあげて。 Kazuya'yı kurtarmayalım be. Jin bir Overwatch karakteri oldu. Göklerdeki çarpışma ya, işte bu. White uzayda biter dedim ben. Çünkü böyle bu stajın olduğunu haberim vardı çünkü. Hadi bitsin artık şu fight ya. Kaç kez savaştım Kazuya ile yeter artık. Angel Jin mi? Bayağı harcadım adeta.
Dodge. 15. dövüş başlasın. Multi atıyor bana. Zor kaç tanesinden kaçacağım. Stage 2. Ha, bu ne ya? Ulti ile başladı direkt. İyi bari can çektim. Aa, can taze demiş. Ah, onu yemeydim iyi de. Yaa. Aha, ulti var. Öl be adam. Daha ne yapayım yani? Yumruk yumruğa dövüş derler ya işte, tam olarak tek ya, 8. Daha neler?
Chapter 15. Final chapter'a geldik. Aa, bu ilk trailer'da gösterilen mekan. Bu arada DualSense kontrollerden yağmur damlaları hissediliyor şu an. Devil'in gücü kaybolmuştu. Burada bana iki tane seçenek seçtirecek, onu biliyorum. Eğer kötü son varsa ilk kötü sonu deneyimlemek istiyorum ki iyi sonu sona bırakalım. Seçim yaptırıyor mu? Yaptım baba. İşte ya, gerçek dövüş bu yani. Yani bu dövüşte kullanılan kamera açısı bayağı iyiymiş. Keşke önceki dövüşlerde de böyle kullansalarmış. Dedirtti yani. Güzel bir hava katıyor şu anki dövüşte. Adam combo yaparken sinematik kasmışlar ya. Ne olur kalkmazsam, Kazuya mı kazanmış olur? You lose. Rezalet. Hey Allah'ım yarabbim. Geçemiyorum bir saniye. Kalk abicim, kalk, hadi basacağım şuraya. Sıra bende. İyi, benimkini de sinematik gösteriyor, güzel. Dövüşmekten o kadar yoruldum ki sinematik göstermeden hoşuma gitti. Sinematik dövüşüyorlar ya. Yağmur damlalara hareket ediyor. Dur lan. Sakin. Tamam.
Ya hiç de kombolarını bilmiyorum ki bunu ya. İyi son anda. Mishima stilini saldın, hayırdır? 80. fight'ımızı yapalım. Bu sayede. Birazdan bir replik daha girecek, bir round daha olacak. Yeter be. İttirandı. Hah, bu hareketi eski Tekken oyunlardan hatırladım. Bir daha yapmak istiyorum. Hatta böyle spamlardı millet böyle. Sana special çaktım. Hiç her şey değildir. Dedi ya. Not decade falan demem lazım. FPS dövüş. Ben bu daya yemek için mi oynadım bunca zamandır hikaye? Tatakai to wa saigo ni dochira ga tatte iru ka sore dake da. You will be a shining star of hope. Tu devi vivere. Believe in yourself and look to the future. Bunlar bunu derken ben Kazuya'yı seçersem mi diyorsun? Parçası çalıyor. İkiriko'da sonu mono da. Şirbeto yazme. Diyo! さんの誰より強い意志と覚悟をみんなが知っています。我々にも花を持たせてくれたまえ。バカな。守りたいものを見失わないでね。 みんなと共に生きるため、俺は何度でも立ち上がる。諦めの悪さは認めてやる。だが勝つのは俺だ。
Ne olur son fight olsun artık yani. Şarkı güzel ama. Lan defans ne kadar yüksek bunun. Canı çok fazla. Al beni. Abi sonunda herhalde. Ölme hareketi yaptı ya yerdeyken. Bitti bir. Acaba oradaki seçenekleri seçmeyince mi Kazuya kazanıyor finalde? Kore de Devil'in çıkarı var. Sekai kara kiye sattı. Kayro.
Tekken 9 confirmed. Evet, bence diğer sonu da görebiliriz. Sen son fight'ta kaybetmen gerekiyor. İlk olarak onu yapabilirdim aslında ama. Bunlara geçeceğim ya. Güzel şeyler gösteriyor ama. Bakalım son fight'ın son chapter'ı var mı? O en baştan diyor bana. Neyse, mecbur. O sonu da bitirdim bence. Beş kez dövüştüm. Bir beş kez daha dövüşelim ya. Hadi. Biraz da şu yardımı alarak dövüşeyim ya. Komboları. Harbiden oyunu kolaylaştırıyor yani. Burası geçiliyor herhalde.
Buraya da geçeceğim. Bunları yapayım bari. Şimdi en başa atmasın da beni. Hoş olmaz. Ne oluyor burada basmazsan? Ha burada evet burada yenilmem gerekiyor. Hadi ne olur döv beni. Bunları ben yapmıyorum, kendi yapıyor bu arada. Evet, kendi vuruyor bunları. Aa, ben vurmuyorum, kendi vuruyor. Ya delireceğim, vurmasana. Saçma sapan hareketler yapmaya başladı. Bir şans daha verdi bana oyun. Hadi. Cenin de canı hayvan gibiymiş yalnız. Aa, yandı sonunda.
Evet, huzurunuzda Secret Ending. Uçurumdan atacak. Abi uçurumdan atma sevdanız nedir? Orada bir lava falan atsaydın bari hani. Taşa mı attı? Yok, hayatta kalır ya. Zalim ya, zalim. デビルの力がなくとも戦い抜くまでよ。力が全てを支配するこの世界をな。Karanlıklar ardında bir tekken 8. Evet, şöyle bir genel değerlendirme yapabiliriz artık. Aa, arka plan resimleri de değişiyormuş bu arada. Bütün dövüş oyunlarını oynadım bu sene. Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, Tekken 8'e biraz geç aldım. Yani üçü arasında oynarken en çok keyif aldığım Street Fighter 6 oldu. Çünkü open world design, single player content konusunda inanılmaz zengin. Gameplay olarak en çok keyif aldığım oyun Mortal Kombat 1'di. Çünkü onda da korkunç böyle kombinasyonlar yapılabiliyor. Cameo'larla birlikte. Tekken 8'de bayağı keyifliydi tabii. Oo, devam ediyor. お父様、私が必ず。ボッファ。Reyna'da bir olaylar sezmiştim zaten. Şöyle bir genel değerlendirme yapalım. Genel değerlendirme yaparken şu müzikleri falan keseyim tabii. Evet, şimdi daha güzeldir diye düşünüyorum. Yani genel olarak keyifliydi. Üçünün arasında bir değerlendirme yapacak olsam, Street Fighter oynarken çok keyif aldım. Online modları kesinlikle çok yaratıcı. Single player content konusunda Mortal Kombat rezalet. Yani açıklanamaz derecede rezalet. Kesinlikle onu tercih etmezdim. Gameplay'de Tekken'in çeşitliliğini biliyorum. Önceki Tekken oyunlarından ziyade daha fazla karakter kombosu ettirdikleri için takdir ettim açıkçası. Çünkü artık bana gına gelmişti. Sürekli aynı kombolar, aynı kombolar. Çok fazla bir şey de eklemiyorlar. Bu oyunda çalışmışlar abi, net bir şekilde. Beğendim yani, başarılı buldum. Grafikler açısından değerlendirme yapacaksam Mortal Kombat kesinlikle aralarından en iyisiydi. Unreal Engine 4 kullanıyor olmasına rağmen bence aralarından en iyi gözüken Mortal Kombat'tı. Hikaye açısından da kesinlikle Mortal Kombat derim bu arada. Yüz animasyonları ve sinematik inanılmaz başarılıydı. Yani hayran bıraktı. Özellikle yüz animasyonlarını çok korkunç bir mocap yapmışlar. Günümüz AAA oyunlarına bile veya firmalarına bile ders çıkarması gereken, yani o seviyede bir iş çıkartmışlar. Tekken 8'in de grafikleri güzel. Street Fighter'ın art dizaynı daha hoş. Mortal Kombat'ın da art dizaynı hoş ama onun Street Fighter'ın stili tabi biraz daha farklı. O da güzel gözüküyor. Yani kötü gözükmüyor. Online olarak değerlendirecek olsam online çeşitliği Street Fighter'ı bir numaraya koyardım. Tekken 8'i 2 numaraya koyardım. Mortal Kombat'ı 5. 6. sıraya koyardım. Yani arada bir dövüş oyunu olsaydı başka. Genel olarak değerlendirmem bu şekilde. Ya yani Tekken'in hikayesi bilmiyorum yani. Oynaması keyifliydi de sürekli aynı fightları yaptığım için baydı beni.
Eskiden takip ederdim. Aslında Tekken'in en sık sevdiğim özelliklerinden bir tanesi bu karakter sonlarının tek tek episod şeklinde deneyimlemek. Ya bunu da dahil edeceksem eğer işin içerisine evet beğendim diyebilirim. Ya Tekken 7'den güzel iş çıkartmışlar orası kesin. Net yani. Bir de Tekken 7'de ben çok evet, sinirlenmiştim. Ya dedim nasıl bu kadar kötü bir şey yapabilirsiniz? Karakter sonları oyun içi engine'de 15 saniyelik endingler falan filan yapmışlar. Hatta o kadar çok sinirlendim ki dedim Tekken 8 falan duyurursa almayacağım. Ama yani oyuncuların bu tarz şeyleri beğendiğini duyunca bir şans vereyim dedim. İyi yani bu çizgiden umarım çıkmazlar yani. Diyeceğim bunlar. Umarım siz de benimle birlikte izlemişsiniz eğer keyif almışsınızdır. Tekken 8 macerası burada son buluyor. Bir senelik dövüş oyunu kotamı doldurdum ben. Bayağıdır aslında Mortal Kombat da oynamıyorum. Çünkü Mortal Kombat'ta online konusunda inanılmaz yoksun. Singleplayer content konusunda inanılmaz yoksun. Arada böyle arkadaşlarımı davet ettikçe oynuyorum. Tekken 8'de oynuyoruz bazen. Street Fighter uzun bir süre oynadım sayılır. Keyifliydi, eğlendim. Onda da yalan yok. Öyle yani. Bakalım bir sonraki dövüş oyunu ne olacak artık? İlk kim duyuracak? Yani tahminimce Mortal Kombat duyurur diye düşünüyorum Netherlands. Çünkü baya kötü ilerliyor. Ya oyuncu sayısı falan çok düşük. Genel değerlendirmelerim bu şekilde. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz de oyunla ilgili düşüncelerinizi lütfen belirtin yorumlarda. Favori karakteriniz kim? Tekken'le ilk ne zaman tanıştınız? Bunları da belirtebilirsiniz bence yorumlarda. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim tekrardan. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.